Yalnız okurlar içinden herkese merhabalar. Selinlerin dünyasına çıktığımız edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün Selinlerin zihninden, Selinlerin gözlerinden, Selinlerin dünyasından izleyeceğimiz isim Peyami Safa. Edebiyatımızın nevi şahsına münasır isimlerinden biri. Öyle ki en, en büyük isim. E, altlarından birisi. Yani mutlaka en büyük adlarından biri. Selim Bey fakat e, çok kendine has e, tarafları da var. E, tabii. Biraz onlardan da bahsedeceğiz bugün. Özel bir insan, özel bir romancı. Hı hı. özel bir yazar. Hı hı. özel bir merak insanı. Kendini yetiş, yetiştirme konusunda kusursuz bir insan. Bir, 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 bir takım meziyetlerin yanı sıra bazı acılar yaşamış, bazı acılar da yaş, yaşatmış bir hı. insan. Garip bir kişi, kişilik. Yani o anlamda çok ele avuca sığan bir karakter olmadığının farkındayız, değil mi? Bütün e, ama sanat sanatçı denen ki, kişilikle bunları rastlamak mümkün. Peki Selim Beyciğim, sizin dünyanızda temasa nereden başlayabiliriz? Sizi mutlaka etki altına aldığı bir alan var. Vaktiyle Türk filmlerinin büyük hastasıydım ben. Hı hı. Biz reklam yolunda bir bez afiş üzerinde bir reklam gördüm. Cumba'dan Rumba'ya. Şolpan İlhan, Efkan Efekan yazıyor. Hı, hı. Efkan Efekan o devrin üç yönü ünlü bir aktris. Zaten Çolpan İlhan'a hayrandım. Aşağıda Eser Server ve Di yazıyordu. Çolpan İlhan'a hayranlığınız o yeşil e, mürekkeple mürekkep yazılmış mektuplara mektuplar, kadar gidiyor değil mi? E, e, evet tabii tam o yıllar. Ama ben o filmden önce Eser Server ve Di alıp kitabı okumak istedim. Hı, hı. Fakat hiçbir yerde Cuma'dan Cuma'ya diye bir roman bulamadım. Ve bir, bir filmi bekledim film oynadı. Filme gittim, seyrettim. Eli ayağı düzgün, hoş bir filmdi. Ama yıllar sonra Cuma'dan Rumba'ya <laughs> zamanını aldım, okudum. Server Bedi meğerse Peyami Safa'nın tak yenisiymiş. Hmm. Benim Peyami Safa'dan ilk okuduğum kitap Cumba'dan Rumba'ya oldu o, o yüzden. Halbuki arada sözlük kızları falan onlar da elim, elimin elim altında Vardı ama onları okumamıştım. Ama Cumbadan Rumba'yı filmi, filmin merakından filmi seyretmiş olmama rağmen oturup okudum. İlk göz ağrınız İlk, e, demek Cumbadan evet. Rumba'ya. Hemen şunu söyleyeyim. Güzel bir filmdi. E, Devrine göre iyi çok iyi çekilmiş. Oyuncular çok başarılı. Karakter oyuncuları da vardı. E, tabii Selim Beyciğim ama şimdi Çolpan İlhan oynuyor. O, siz beğenmez... beğenmemezlik edemezsiniz. Bayır Öz vardı rahmetli. Evet. O da çok Ama roman beni birdenbire o filmden kopardı. Hı. Çünkü roman çok başkaydı. Film güzeldi tekrar ediyorum. Devrine göre çok iyi bir... ama roman bir Türkçesiyle anlattığı şeyleri mesela filmde komik olan, komik olarak seyrettiğimiz sahneler romanda okurken insanı çatlasıya güldü, güldüre, güldüren çok çok ustaca yazılmış yer yer çok acıklı Acayip bir grafiği olan bir romandı. Hı hı. Bir yer yer çok tatlı mutluluk dolu, yer yer çok karanlık acı her an bir acıyla karşı karşıya roman kahramanları. bir yaslı genç adam ve genç kız, genç kız onun, onun uğruna zaten bir mücadele veriyor. Ama bu, bu böyle Server bedi kim bunu hiç bilmiyordum. Ama işte bu inişleri çıkışları, Güldür'ünün yanına acıyı, acıyı koyması, PM Safa'nın Serverbedi Mahlası'yla yazdığı... PM Safa'yı da bilmiyordum. Safa'yı da bilmiyorsun. Maalesef bilmiyordum. İktidar... Serverbedi Mahlası'nın özelliği mi bu acaba Selim Bey? Ne onu bilmiyorum. Yaşı itibariyle Peyami Safa'yı bilmemem de ayıp bir şeydi. Çünkü Peyami Safa bayağı çok büyük bir romancı. Haydi biliyorum, Reşat Dürr'ü biliyorum. Yakup Kadir'i biliyorum. Peyami Safa'yı bilmiyorum. Peyami Safa'yı sonra ilk bildiğim e, Sözlü Kızlar <laughs> romanıyla oldu. Ama Peyami Safa'nın serbedi olduğunu onu da çok sonra öğrenecektim. Böyle bir, bir meşhurler içinde yol aldım. Sonradan öğreniyorsunuz ama e, sizde büyük hayranlık uyandırıyor Peyami Safa. Peyami Safa tabii. Yani bir defa Önce şunu söylemek lazım. Cuma'dan Rumba'ya e, Türkiye Edebiyatı'nda yazılmış sayılı, incelikli, e, eğlendirici romanlardan bayağılığa düşmeden güldüren bir çok başka bir sahnedir. Ona, ona benzeyen başka yazarlar var Türkiye Edebiyatı'nda. Büyük e, mizahçı olarak bildirilirler. E, Cuma'dan Rumba'ya mizah yoktur hiç. Gülmece vardır ama mizah yoktur. Durup dururken içi bir güldürmeye okuyucuya kalkmaz. o olaylar kendiliğinden o gülmeciye yol açarlar ve o açtıkları yolda bir süre sonra okuyucu ısrar duymaya başlar. Az önce güldüğü şeyin gülmeyecek bir şey değil, acıklı bir şey olduğuyla karşılaşır. Bugün bu, öyle düşünüyorum ama o o anda o yıllarda da sanıyorum ki çok gençlik yıllarında da. Bunu iyi kötü hissetmiş olmalıyım ki ormanın veya veya Peyami Safa'nın cazibesine kapıldım. Cazibesine kapıldınız, Kapı, kap, peşine düştünüz. Kapıldım. Bunu bir asla söyleyeceğim. Çünkü Peyami Safa bizim edebiyatımızda çok hayırlı, ne yazık ki ayıplanacak bir şey, çok hayırlı anılan bir yazar değildir. Nedenlerine girelim mi biraz? Sizin kuşak nasıl bakıyor? Bizim kuşak nasıl baktığı ben size söyleyeceğim biraz sonra. <laughs> Senin Bey şöyle bir şey e, kanımca. Siyaseti zaman zaman edebiyatın önüne geçmiş ve e, günlük hayatını da kalemiyle kazandığı için e, çok yazmış. E, bu çok yazma uğraşı, kimi zaman hafiflenmiş Beyham Safa'nın. İşte Server Bediü Mahlası ile yazdıkları, e, siz diyorsunuz ki e, orada bir güldürü vardı fakat arkasına takılan inanılmaz bir hüzün de vardı. Aslında onlar e, derin romanlardı. Gün, e, genel geçer öyle günlük romanlar değildi. Fakat Peyami Safa'nın bu Server Birliği mahlasıyla yazdıkları genel olarak anladığım kadarıyla bir adım berisinde görülmüş yazdıklarının. O anlamda hani çok yazmış ve çok yazmasının kurbanı olmuş gibi bir algı var genel Siz, anlamıyla. Sizin kuşak böyle hissediyor. Ama çok büyük romanlar. E, güzel hissediyor ama. bu. İyi Allah'tan öyle hissediyorsunuz. Peyami Safa benim kuşağım ve benzeri kuşak tarafından ne yazık ki zaman zaman neredeyse lanetlenmiş bir yazardır. E, Birçok problemli durumu onun üstüne atmışlardır. Malum Naz Nazım, Nazım Hikmet'te aranında, büyük bir sevgi, dostluk başta, var başlangıçta. Evet. E, Peygamber Safa en güzel romanı olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nu Nazım'a ithaf, etmiştir. Nazım Hikmet'te o, o, kitapla ilgili çok önemli, çok güzel bir yazı, yazı yazmıştır. Çok o kitabın eşsiz bir roman olduğunu ifade eden bir yazı yazmıştır okumamı ister misiniz çok güzel bir ifadedir gerçekten lütfen lütfen. şöyle söylüyor ben peyaminin bu son romanını 3 defa okudum 3 defa okumuş fakat diyor ki 30 defa daha okuyabilirim ve okuyacağım bu kitabın karşısında ben yıldızlı göklerin sonsuzluğuna bakan o sonsuz alemde yeni pırıltılar o zamana kadar hiçbir gözün görmeyip acayip fakat hakiki alemler keşfeden müneccim hayranlığını duymaktayım bu ifadelere güzel. bakar mısınız eğer ıstırabı, azabı ve neşeyi coşkun bir ciddiyetle duyan öz ve halis hal okuma yazma bilselerdi, bu romanın 10 bin, 100 bin hatta 1 milyon satması işten bile değildir, diyor. Roman da gerçekten harika bir romandır. Ne yazık ki bugün de o sayıya henüz okuyucu açısından ulaşamadık, hala ulaşamadık. Ama acı olan veya misafa ve, Safa ve Nazım Hikmet gibi iki büyük sanatçının hı hı. böyle bir derin bir dostluktan nasıl olup da derin uçurumlara, derin ayrılıklara, acı ayrı, çok acı ayrılıklara sürüklenmesidir. Sürü, evet. Bizim kuşak ben ve benim arkadaşlarım bunun üzerine çok durdum, durmuştuk ve hiç hiçbir zaman çözemedik dedi. Yani herkes bu başka bir bir takım şeyler herkes. Nazım, Peyam Safa şunu yaptı, Nazım'a bunu yaptı falan gibi şeyler söylemişlerdir. Ama meselenin aslına dair hiç dışı dokunur hiçbir şey yok. Meselenin aslı şu aslında, birbirini çok seven iki e, önemli isim fikri ayrılıklara düşüyor ve ayrılıyorlar, yollara ayrılıyor. Evet, muhakkak fikri ayrılık söz konusu ama her fikri ayrılık dostluğun sona ermesi anlamına da gelmesi herhalde. Evet, evet, evet. Yani orada başka bir sır var, çözülmesi imkansız bir sır var. Peyami Safa sanıyorum ki biraz fevri bir insan. Hı hı. Çabuk alınabiliyor, çabuk öfkelenebiliyor, çabuk kırılıyor, hı hı. Çok, çok seviyor, hakikaten çok seviyor. Ve o büyük sevginin karşılığında... Büyük kırgınlıklar yaşıyor. Yaşıyor, o, o, ben oraya bağlı, bağlı. Duygularını büyük yaşayan bir isim. Selim Bey'ciğim, Peyami Safa'nın dünyasına cumbadan rumba ile girdiniz. Fakat biraz daha, bir adım daha öncesine gidersek, siz de aslında başlarken altını çiziniz. Kendini yetiştirme meselesi var Peyami Safa'nın. Evet, onların ailece zor günler yaşamışlar. Okuma şartları sıfır noktasında, maddi problemler çok yüksek. Peyami Safa kendi kendine okuma yazmayı neredeyse öğrenmiş. Yabancı dili öğrenmiş. Çok erken yaşta babayı kaybediyor. O... Babayı Baba çok kötü bir şekilde kaybediyor. Hı hı. Anneyle yaparanız ve kardeşle yaparanız kalıyor. Ve neredeyse çok çok küçük yaşta ailesine bakmak zorunda kalıyor. Bir yandan da bir kemik hastalığı var. Hı hı. O da meşhur en büyük roman olan. Dokuzuncu harfiye koğuşu bunun yansımaları. Olarak okuyabiliriz bir yandan. Da. O, o romanın bu. Ya, 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 onu yaşamış bizzat yaşamış bu, 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 bu on, onların hiçbirisi şey altı tesiri altında kalmamış hı hı. çok kalmış ama bunlar yazmasına engellemiş sürekli çalışmış hı hı. Çok çalışkan bir yazar şimdi Cumba'dan rumba da başladı ama mesela onun 1900'den başında yazdığı bir uzun hikaye var bir mektubunun hatırası kaanutlar kralı hı hı. 1329 ta tarih. Hicri 1329 evet, evet. miladi 1911'e denk geliyor evet, evet. bu o devirde o yıllarda bir korku hikayesi hı, hı. ama hiçbir şiiri korkmayan, hiçbir özenti taşımayan bütün yerli bir dünyanın akseti, aksettiği ve bugün pe pek az yazarın onu bu kadar yerli yerlisini bir dünyayı o, devirdi devirde çok genç yaşta işte. daha o günden Kur kurmuş ve yani tabii tabi Sherlock Holmes çok Batı Edebiyatı'nın büyük klasiklerini çok iyi falan okumuş Peygamber Safa ama yarattığı kahramanların hepsinin yerli olmasına da çok öz özellikle dikkat etmiş. Hı hı. Yani Amerika, Amerika'da geçen bir romanda romanı olsa bile oradaki kahraman Türkse Türk özelliklerinin taşıması, Türk olduğunun belli olmasına gayret göstermiş. Bu toprakların hikayelerini yazmış evet. aslında yani yine. Bu toprağın insanı... Nerede, yazarsa yazsın, nereyi konu edinirse... Mars'ta yani. geçiyor mesela. Hı hı. Ama mutlaka bu, toprağın insanı. Bu bir özellik. Bir özellik. Bu özellik üzerinde pek durulmamış. Hı hı. Hatta şimdi kim olduğunu bahsedecek anlamı yok. Benim yaşıt, yaşadığı, bazı dostlarım o bunu, Peyami sapan, bu saçma sapan Türklük merakı derlerdi. Bu Türklük mer meraklı, meraklı değil. Bana sor, sorarsanız bu başka bir merak yerlilik merakı. yaşadığı toprağın özelliklerinin edebiyatı aksetmesi gayreti. Bu çok önemli bir gayret. Şimdi bir Karanlıklar Kralı diye bir, bir mekteplinin hatıratı, bir korku hikayesi. İlk, ilk eseri bu. Korku hikayesi. Bir, çok da genç, genç, pırıl pırıl genç bir yazar. Yepyeni bir yazar. Haliyle ba batıdaki örneklerden etkili etkilenmesi gerekir. Evet, etki, bir uzaktan bir etki var muhakkak. Ama çalıntı yok, zerre kadar yok. Etki e, şu, muhakkak olacaktır çünkü Batı edebiyatını çok iyi biliyor, değil mi? Etki e, hepimiz. De, Tam olarak onu söyle Tam olarak onu esin, esin başka bir şey e, alıp e, aparmak başka bir şey. E, çok iyi bildiği bir edebiyatın yansımalarını kendi toprağından, kendi insanından hikayelerle farklı bir seviyeye getiriyor Peyami Safa aslında. Evet, hem öyle yapıyor. Bazeniz tamamen bu toprakta geçen, hı hı. batıda geçme, batı toplumda geçmesi imkan olmayan hı hı. E, bazı şehir eserleri var. Hı hı. O, o eserlere baktığımız vakit bir yerli dünya karşımıza, yerli renkler karşımıza çıkıyor. Peyami Safa'nın bu özelliği bir dönem pek fazla benimsenmemiş. Belki de onun ya biraz da bu yüzden bir etmemiş ama o yüzden de bir yalnızlığı var. Neden ne, neden yerli bir dünya? Çünkü o devrin edebiyatına baktığımız vakit e, çok değerli eser, eserler muhakkak var ama onlar hepsi Batı romanının çizgisinde, <laughs> Batı hikayesinin çizgisinde yol almaya gayet göstermişler. Bir peyam Safa da yok. Başka yazarlarda da yok ama başka yazarlardan azaran Peyami Safa hem batılı olup da hem de yerli olmayı tercih etmiş. O da çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey söylediniz. Bu da benim aklıma şunu getirdi Selim Bey. Ee, bir ikilikten bahsediyoruz. Hem batılı diyorsunuz, batı romanını çok iyi biliyor fakat bu toprakların hikayelerini, bu toprakların insanını da çok iyi biliyor. Bir ikilik bu. Ee, aynı ikilik Server ve Bedi ve e, Peyami Safa'da da görülüyor gibi sanki. Veya dönemin eleştirmenleri e, onu tanıyan kim insanlar bu ikilik üzerine e, kimi şeyler söylemişler. Çok şeyler söylemişler. Lehti de söyleyen var, söyleyen var. Ama orada da bir yanlışlık oldu kanaatindeyim. Ne diyorsunuz? ne ee, Bence nasıl Server Bedi ile Peyami Safa kendisi onu şöyle ekmeğini kazanmak için yazdığım hafif romanlarda Server Bedi ismini kullandım diyor. Bu bir alay da olabilir. Mesela bizim edebiyatımızda başka bir yazarın buna benzeyen çok acıklı bir alayı vardır. Refik Hal Karay. Ben, ben bir, bir, bir güzel bir, ta, bir meyve tabağına her türlü edebi eseri tercih ederim. Önemli olan o meyveleri kazanacak, kazanacak ucuz bir eser yaz, yazmaktır diyor. Sizce bunu gerçekten mi söylüyor yoksa olay da... al, al, mı ediyor? Hı al hı. <laughs> Bana Peyami Safa'da öyle ki ki yani Peyami Safa tabii Charles Comse, Cingöz Recai falan yaratırken bir yani e bir edebiyat çizgisinin içerisinde hareket etmemiş. Hı hı. Daha özgür hareket Ama o özgür hareketine rağmen dil açısından üslup açısından yine başka bir yerde. Yani hiçbir fark yok. Hı hı. Cuma'dan Rumaya demin andık. Onun Türkçesiyle e, diyelim ki bir sözde kızların mahşerin e, Dokuzuncu 9. koğuşunun hiçbir dil dil açısından hiçbir farkı yok. Bir eksik yok diyorsunuz. Tabii 9. Dok, dok, harice koğuşu bir siz, onu fazladan söyle. Çok farklı bir yere koyuyorsunuz tabii çok, onu. Gerçekten dok, öyledir. Bir edebiyat bir dil şahisleri bir üslup şahisi. O, o ayrı bir, özel bir şey. Ama onun dışındaki romanları, öyküleriyle, e, Peyami Safa adıyla yazdıklarıyla server ve Di arasında çok büyük bir fark olduğunu ben inanmıyorum. Bunu şundan yola çıkarak söylüyorum Selim Bey. E, Hakkı suya Gezgin vardır bilirsiniz. E, dönemin önemli e, gazetecilerinden ve, ve çok Dünyası'nın e, iyi edilen, önemli e, figürlerinden. E, 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 Edebi portrelerde e, Peyami Safa ile ilgili maddesinde e, Gezgin şöyle diyor. Şöyle ayırıyor daha doğrusu Peyami Safa'nın dünya, dünyasını. Bir Peyami Safa var, Yalnızlıları yazan, e, Matmazel Noralyan'ın e, koltuğunu yazan bir Peyami Safa var. O Peyami Safa diyor, gerçek bir sanatkar ve sanatını en derinden icra etmeye çalışan e, bir şahsiyet. Fakat diyor, bir de cingöz gibi tipler, tipleri burada tabi e, alaycı bir fikirle evet, evet. Cingöz gibi tipler yaratan e, Peyami var diyor. O da işte Server Bedi. Bunu niye yazmış acaba? Bilmiyorum ki. Yani ç şundan şu gibi geliyor bana. Bir tahlil ortaya koymuş muhakkak. Kesinlikle bir tahlil ortaya koymuş. Çok değerli bir de. yazardır biliyorsunuz. Evet evet. Özel İstanbul üzerine yazdıklarıyla İstanbul'un o dönemki röportaj çevresinde hem, röportajlarını... Hem şey Sabahattin Ali hakkında yazdığı olağanüstü yorumuyla. Hı, hı, hı. Ama Peyami Safa karşısında biraz böyle sert. Peyami Safa'yı zannediyorum ki devrinde bazı kendisi geç, geçimsizlikleri var. Hmm. Onlar biraz insanları, herkes birbirine biraz kırılmış gibi geliyor bana. O dönemi biraz aralayalım mı Selim Bey? Siz de isterseniz. Dönemin edebiyat çevresinde nasıl algılanıyordu? Nasıl bir yer edinmişti? Biraz onlardan bahsedelim mi? İster misiniz? Tabii bahsedelim. Zaten Nazım Hikmet'le yolu açtık. Hı hı. Mesela, mesela o aşağı yukarı aynı dönemde bir başka çok yakın arkadaşı Ahmet Ali Tanpınar. Tamp Ama Tanpınar'da zaman zaman, zaman zaman da çoğu zaman araları açık ve Tanpınar kendi güncesinin son bölümlerinde iyi ki peyami benimle görüş, hala görüşmesinin tek sebebi vaktiyle 9. hariciye koşulu bir çift iyi söz söylemiş olmamdır de der. Peygamber Safa'yı böyle neredeyse iyi bir yazar olduğunu kabul etmekle birlikte parlak bir insan gibi görmez. Hı hı. O Peygamber Safa huysuzluğunu çözmek çok zor bir mesele. Sonra başka meseleler, dramlar var. Çok genç yaşta işte, evlatını kaybetmiş olmasının yarattığı kolay olmayacak bir acı var. Hı hı. O acıdan sonra başka bir inançlara, başka bir inanç dünyasından yardım um 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 umması var. Bu çöz çözmesi zor ve beni bir, bir, bir çok meşgul etti beni ve Safa. bütün ömür boyunca bir, bir bir hikayem var, kısa bir hikayem vardır. C S CS. Orada cahil sıklığıyla, tarancıyla olan ilişkisini çok yakın arkadaşlar evet. hem yaşça küçüğü ve Sıtkı Bey Peyami Safa'ya büyük bir saygı gösteriyor. Çok güzel bir hikayenizdir bu arada. Büyük bir saygı gösteriyor. Onunla ilgili Peyami Safa ile ilgili ilk yazı kitabı ya da antoloji ya da değer, değer, değerlendirme olan ilk yazı kitabı Taranca yap, yapıyor. Fakat zamanla yolda bir ayrılık oluyor. Şahit Sıtkı Bey, Orhan Veli ve arkadaşlarıyla ahbaplık kurmaya başlayınca Peyam Safa uzak durmaya başlıyor. Hmm. Ve birdenbire burada bir sol sağ, bir Türkiye'nin bitmeyen bir meselesi olarak bir sol sağ meselesi olarak bir kırgınlığa yol açıyor. Bu yıllarca böyle gitmiş. Hı -hı. Çok değerli iki insan birbirinin bu, bu, sebepten kaybetmişler. Ben, bana, bana en acısı şu gel, gelir. Cahit Sıtkı Bey genç yaşta öldüğü vakit Peyami Safa gazetede kendi gazetesi de çok genç yaşta değerli bir insanı kaybettik diye bir yazı yazar. Er. Ve o yazıda sevgi doldur. Hı hı. Bütün o aradaki kırgınlıklar unutmuştur. Onların üzerine durmamıştır. Fakat birkaç gün sonra bir yazı daha çıkar. Yani kötüleyen bir yazar Maalesef. Ma Halbuki şöyle bir şey var, Cahis Sıkı da 9. Hariciye Koyuşu ile ilgili o kadar güzel sözler söylüyor ki, dilerseniz onu da okumak istiyorum. 9. Hariciye Koyuşu diyor Tarancı, Peyam Safa sanatın olgunluk dönemine giriyor. Bugünkü Peyam Safa'yı bize işaret eden ilk kusursuz, yetkin, bütünüyle insancıl ve her satırı göğüsten kopmuş, bir damar gibi taze ve hayat fışkıran bir kitap diyor 9. Hariciye Koyuşu için. Böyle dostluklarla başlıyor aslında edebiyat dünyasındaki, edebiyat çevresindeki adımları. E, ve Şey de çok acayip. E, Cahit Sıtkı Bey herhalde en son kırılacak bir insan. Hı hı. Son derece iyi melek diyor, kampınar olmuş. Bir me, insan suretine büyümüş bir me, melek diyor. Ama Peygamber Safa zaman zaman öfkesine yenilik düşmüş. Bu, Bizi bunlar bugün ilgi, ilgilendirmiyor artık. Hı -hı. O, o devirde şahıslar arasındaki maceralar. Bugüne, Geri... bugüne e, Safa'nın büyük edebiyatı kaldı. Biz de tam olarak onun üzerinden gitmeye çalışıyoruz aslında. Mesela siz şeyi okudunuz mu? Muhakkak okumuşsunuzdur. E, gençliğimiz. Gençliğimiz. Sizin tavsiyeniz de okudum Selim Bey. İlk eserlerinden birisidir. Hı -hı. Oradaki bakış açısı sağ ve sol e, doğu ve batı ne kadar başkadır. Yani Peygamber Safa sadece batıcı, batıcı mı veya sadece doğucu, doğucu mudur? Karar vermek çok zordur. Bir uygarlık ar arayışı içindedir. Ve bir medeniyet fikri var zihninde. Bir, bir, bir sürekli uygarlık peşinde bir medeniyet fikri var. Ve bu medeniyet içinde doğunun da kıymeti var, batının da kıymeti var. Böyle bir yaklaşımı var Peygamber Safa'nın. Ama hiçbir şekilde bunun üzerine durulmamış. Mesela şu eseri bir daha basılmamış. Büyük Avrupa Anketi. Hı hı. Kanaat bazı yıllar önce onu basmış. Bu, bu savaş... Büyük Avrupa Anketi bu arada çok önemli bir kitap. Savaşı... Sizin el elime aldığım bir kitap. Büyük Avrupa Anketi. Ben de... Beşir Ayvazoğlu'nun sayesinde hı hı. okuma fırsatını elde etmiştim. Bu arada Beşir Ayvazoğlu'na da yeri geldiği zaman bir parantez açmak gerekiyor. Peyami Safa üzerine en önemli çalışmayı en güzel, en güzel, kusursuz e, çalışmayı yapan birçok eseri gibi Beşir Bey'in Ahmet Aşim de aynı şekilde değil midir? Onu da Haşim Fikret, Biyografi, Harikadır gerçekten. O Beşir Bey'de okumuştum bu büyük Avrupa anketini. Hı hı. O Avrupa anketi savaş yıllarında ki Al Alman fa faşizmi giden yolu yansıtıyor. Şimdi bu baktığınız... 1930'ların sonuna evet, doğru e, Avrupa Avrupa'nın girdiği çıkmazı, o siyasi bunalımdan... Siyasi bu Evet. Ve iyi bir yere gidilmediğini git, git, gö, gö, görüyor. Olmak istediği insanla yapılmak isteyen insan arasındaki drama yaşamış birisi. Işte. Yani baş, başka bir yazar oldu. Başka bir yazar, başka bir insan ol olacakken, ya olmuşken veya ortada bir muazzam eserler de var. Bir yandan da bambaşka bir şekilde tanıtılmış ve o şekilde da neredeyse damgalanmış. Muazzam eserler dediniz. Biraz oradan e, gidelim istiyorsanız Selim Beyciğim. E, şöyle bir şey. Çok yazmış bir yazar. Kalemi hiç durmamış neredeyse. Be Beşir Bey'in iddiasına göre 500 üzerinde e, Eser eseri, oldu. eseri olduğu söyleniyor. Bu, bu eserle... hiç girmiyor bu arada. E, nasıl diyeyim? Gazete makalelerine e, köşelerinde, gazete köşelerinde yazdıklarına hiç değinmiyor burada. Onları sayması saymanın imkansız olduğunu söylüyor e, Beşir Ayvazoğlu. Buna mukabil e, bu yaptığının, bu çok yazmasının kendisine öyle bir e, kalem kabiliyeti kabiliyet kazandırdığını söylüyor ki ifade ediyor ki o kadar rahat bir söyleme ustası haline gelmiş ki? O kadar rahat bir yazma ustası haline gelmiş ki bu, şeyin bu, bu ilk yazdıklarından sonra? Şeyin ilk cümlesine bakın. Adlazary Noralyan'ın koltuğunun ilk cümlesine bakın. Oradaki seslerin yan yana geliş, gelişinden ortaya çıkan acayip foneti fonetik, hı hı. acayip bir dil zenginliği. Yani Buna, buna kolay kolay varmak mümkün değil. Siz herkes yazı yazmış ya da yazmak istemiş bütün ömüm, bu, ömrüm boyunca dikkatli çalışmaya çalıştım, uğraştım. Ama her seferinde hep kaybettim. Neden kaybettim? Çünkü disiplinle fazla iddialı hareket ediyordum. Peyami Safa'da doğuş, doğuştan gelen bir canlılık, bir kıvraklık var. Bir yere bir şey, bir semti, bir sokağa, bir taşıtı, bir insanları, bir mobilyayı tarif ederken ona bir sihir bir ruh katıyor. Ya da bir şehri, İstanbul'u dair de çok güzel yazıları var. Tabii çok güzel yazıları var. Yani ya, ya, büyük bu bahsettiğim büyük anketleri Parisi, Ank Almanya'yı falan o kadar güzel anlatıyor ki sanki senlerce orada yaşamış gibi hı hı. oradaki insanların davranışları ne olduğunu, eşyaların, mobilyaların ...minvayenin ne olduğunu bize işte öyle yansıtıyor ki... ...orada aslında bir, bir kısacık bir seyahatten... ...olağanüstü bir izlenimler toplamı ortaya çıkmış. Bu bir aylık bir seyahat Selim Bey. Büyük Avrupa Anketi'nde Avrupa Anketi'ni yazdığı... O ...dönemin Cumhuriyet Gazetesi'ne yazıyor. Rö i̇şte bir röportaj bir, dizisi Büyük Avrupa Anketi işte sonrasında kitaplaşıyor. Nadir nadi bir, bir lise, Sonrasında kitaplaşıyor fakat bu bir aylık dönemde... ...öyle bir fotoğraf çekiyor ki bugün bile... Ee, dönemin ruhunu anlamak isteyen okurlar için e, çok önemli bir adres. E, o yüzden böyle buradan girersek o bir piyasa romanı dediğimiz mesela önünde bir tanesi var Alman Kara yazısı Bedi adıyla yazmış hı hı. bir basit aşk romanı gibi gözüküyor ama içinde öyle tarifler var öyle e, Ev dünyaları, Türk insanının yaşama biçimi, insanların yaşama biçimi, o zenginliğe baktığınız vakit hı hı. E, bir ömrün nefes aldı insanların yaşadığı roman kişilerin nefes alıp, alıp alıp verdiklerini fark ediyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Hı hı. Yani bu en büyük özelliği, sanıyorum ki e, Peyami Safa yaşayarak yazmış. Yani. İyisi de kötüsü de bazen mesela sabahsız geceler diye bir romanı vardır. Orada bir cinayet vakası Bab babasını arayan babasının kim olduğunu merak eden bir e, trajik roman kahramanı vardır. Onu o kadar men menfi, Benfi bir kahraman, e, uğursuz bir yaşamı biçimli. Fakat onun yalnızlığını ve çaresizliğini o kadar e, işten yazar ki bir süre sonra menfi kahramanın yandaşı olursunuz. E, romanın asıl olumlu kişisi size çekici gelmez. Olumsuz e, kahraman Ç size çekici bu çok zor bir şey Hı. roman sanatında. Bütün roman sanatı başka kahramanlar hepsi sevilen kişilerdir. Veya odakta odaklı onlar olurlar. Yani çok nadir kötü Kahraman Seviz yani çok nadir beyam safa zaman zaman büyük bir cesaretle bunu göze almış. Menfi insanların menfi insanların iç dünyalarındaki trajik boyutu bazen bir uyuşturucu müftelasının dramını ele almış. Onun yalnızlığını bu, bu buraya bu yola gidişin sebeplerini çöz çözmek istemiş. Bunlar çok önemli şeyler. Hep o derinliğin peşinde Selim Bey'ciğim değil mi? Hep o derinliğin, o, o dışta görünen, e, satıhta görünen... Çok güzel. E, ...şeyin e, hep altına inmek istemiş evet, Selim Bey. Evet, yani derinlik o anlamda söylüyorsunuz. Çok, Kesinlikle. Çok doğru. Hiçbir zaman satıyı bir yüzeyden bir yaklaşım yok. Daima daima daha daha iğneyle... Bir psikolojik kazı yapıyor aslında kahramanlar üzerinde şey, değil bir, mi? Psikolojik iğneyle kuyu, kuyu kazı, kazı, kazı kazı kazıyor ve o kuyudan muazzam acılar çıkıyor bize. Hiç belli ifade etmedi, kimsenin ifade etmediği Fatih Harbi gözünüzün önüne getirin. En basit sıradan bir aşk üçgeni yani öyle öyle de bakabilirsiniz. Hı hı. Ben, ben hiç öyle değil ama öyle de bakabilirsiniz. Fakat o romanda tam e, kötü bir noktaya o güzel zarif e, aşk bir te, kız bir so, sona erecekken er, 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 mefii bir kadın kahraman çıkar beyaz bir Rus, Rus beyaz Rus asılı kadın İstanbul gelmiştir o as, yaşadığı güzel bir aşk kaybetmiş bir kadındır. O anda roman genç kızı anlar ki önemsemediği sevgilisinin cenasi çok iyi bir insandır. Birdenbire babasının kendi babasının neden onu, o adamı, damat adı olarak sevdiğini birdenbire başka bir insanın acısına acısından yola çıkarak anlar. Şimdi ne yazık ki şu anda ismini ezbere bilemeyeceğim son bir polisiye romanı var. En son yazdığı. O polisiye romanında bir kadın kahraman var. Yine bir kadın kahramanı ve çok da parlak bir insan değil. Fakat romanın sonuna doğru müthiş bir arınmaya giriyor. O arınma sayfaları 15-20 sayfa insan şaşırtıcı geliyor. Ve siyah siyah akan bir nehir düşün yavaş yavaş süt rengi olmaya başlıyor. Bunun dili yakalamak kolay bir şey değil. Bu dili de, bu üslubu da, bu dünyayı da yakalamak kolay bir şey değil. Çünkü zor kırılmalar bunlar. İnsan hayatında da, insan hayatında yaşandığında da ayak uydurabilmesi, yaşama adapte edilebilmesi zor kırılmalar bunlar. Kaldı ki edebiyata olsun. Fakat Peyami Safa bunu o, mükemmel bir şekilde başarıyor. Selim Bey bir sorum olacak. Az önce dediniz ki Fatih Harbiye üzerinde, bir baktığımız zaman basit bir aşk üçgeni olarak yorumlayabiliriz, okuyabiliriz. yani, Bakt evet. yani çok genel çerçeveden e, söylediğimizde. bir tarafta Fatih'ti, bir tarafta Harbi'ye, bir taraf Doğu, bir taraf batı. Yani o istesek, okumak istesek böyle de okuruz ka tabii. Ka işte. Kaba kabasa yaklaşırsak böyle. E, fakat şöyle bir şey, Bernamoran'ı sanırım. Bernamoran Moran e, da sizin bu tespitinizden, az önce söylediğinizden yola çıkarak bu Peygamber Safanın genel matematiğidir diyor bu üçlük üzerine kurar romanlarını ve genelde bu çerçeve bu, üzerinden ilerler. Bütün, romanların, bütün romanlarını maalesef bütün romanını öyle yaptı diyor. Peki öyle yaptı. Hep aynı romanı da yazan yazarlar var. Franz Kafka'yı ele alın. Şatoyu, hep Şatoyu yazdı. Hep Davayı yazdı. Hı hı. Yani bu kusur mu? Maalesef o yaklaşım Peygamber Safa çok söylemiştir. Hep bir bu, şablon bu, dönümün, şablon. Bir bir üç, üç, üçlü şablon vardır diye. Hı hı. Ama öyle, zaten başka bir şey. E, Anna başka mı? başka bir şey mi? Yok. Orada Bay Kalini var. Bronski var. Ve Anna var. Hı hı. E, aynı şablon. E, şablonları da değerlendirmek yak, yanlış. E, e, ben 20. yüzyıl bit, bit, çoktan bitmişken Hala 20. yüzyıl, 19. yüzyıl yaklaşımıyla edebiyat değer, değerlendirmeyi çok yanlış buluyorum. Önemli olan şablonlar falan değildir. Her şey şablondur. İçindeki ruhtur. Ruhtur. Hı hı. O Ruhun yansımasıdır. Bize aksetmesidir. Bizde yaşamasıdır. Bazen bizde hiç olmayan bir ruh karşımıza çıkar. Bunlar edebiyatın zenginlikleri. Bunlara şablon diye... Veya ters yaklaşım diye bakmanın pek edebi değerle değerlerle ölçüleceğini ölçü sanmıyorum. Ölçüm um, um, um olmamalı. Bence ölçüm yapılan eserin yaşayıp yaşamazlığı. Yaşıyorsa, o katil de olsa anlattığınız insan, yani başarılıysa, onu bir süre sonra ne yazık ki menfi bir durumda olsa kapılıyorsunuz alıp sizi götürüyor. Peyami Safa bu konuda son derece inandırıcı bir yazar. Ruha temas, insana temas, okura temas anlamında çok ustaca ilerliyor diyebiliriz değil mi? Bazen o kadar fazla ileri fazla yapıyor ki bazı yaşamış insanları kafasında değiştiriyor. Hatta maalesef zaman zaman neredeyse iftira da atıyor. Öyle, öyle problemleri de var. Ne yazık ama hep hep inandırma meselesi içinde. Şöyle bir şey, not var bu bu söylediğinizle ilgili. Yine Hakkı Süha gezginden söyleyeceğim de. Kalemi gibi zaman sıkıntı dene sıkıntılı denebilecek sapaklara yöneldiyse de bu ancak niyetinin halisliği ile açıklanabilir diyor Hakkı Süha. Evet çok manidar bir şey bu. Hı hı. Süha'da Herhangi bir, birisi değil. Ya halisliği derken tamamen içinden gelen az önce siz söylediniz ya e, kimi zaman o içinde büyüttüğü duygularla e, karşı tarafı e, yaralayacak kimi şeyler söylese de o içinden gelen yine halisliğiyle e, içinin halisliğiyle yaptığını söylüyor bunu. Bana öyle geliyor ki Peyami Safa yalnız başkalarını yarala, yaralamıyor. Hı hı. E, e, i̇stedikleri kadar iftiraz şeydi, şuydu, buydu bu muhbir dahi demişler. Bence öyle değil. İçinde bir yara, yara var. Kanayan bir şey var. Kendisine karşı da, başkalarına karşı da, belki hayata karşı da bir durdura, durduramadığı bir ıstırap var. Yani çok acayip bir şey. Oğlunu kaybettikten sonra ruh seans, seanslarına gitmiş. Git, git, oradan bir yardım olması um, büyük. Bir, yani İnanın, inanın inanmayın. Bunun büyük insan ıstırabı olduğunu kabul etmek zorundasınız. Kesinlikle. Ben Peygamber Safa'yı bir yerden sonra hep bu bakmaya çalıştım. Hı hı. Peygamber Safa'nın yaptığı her şeyi olumlu görmedim. Yani davranış olarak eser anlamına demiyorum. Eserlerin dört dövüşünü büyük bir hayranlıkla ister ki Server Bedi adıyla yazsın, ister Peygamber Safa ya da bambaşka bir takma isimle yazsın. Başka isimleri de var biliyorsunuz. Evet. Kazlı ismiyle de yazmış falan. Be, 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 o açıdan söylemiyorum ama insan olarak zaman zaman büyük ıstıraplar çekmiş ve onların ateşiyle yanmış olduğunu. Hatta bir romanı var. İsmi ismi çok az bilinen bir piyasa romanı kabul edilmiş bir romanı var. Eski de acayip ateş o ateşi okumuştu. Fazla kısa, kısacık bir şeydir. Onu okuduğunuz vakit şunu, şunu, görüyorsunuz. Hiçbir sebep yokken romanın kahramanı sürekli ateş meselesi. Hep ateş görüyor. Kırmızılar, alevler, ateş. En sonunda zaten alevler ateşte, ateşler arasında yanıp yok oluyor. Bu bir kader gibi geliyor bana. Yani Peygamber Safa'nın kendi yazdığı isimleri, isimleri bakın alnımın kara yazısı. Hı hı. Hep böyle piyasa romanı ismi diyebilirsiniz. Öyle değil. Hep acıklı isimler. Hep yaralıcı, yaralanmış isimler. Bunlar boşuna olmuş değil. E, döneminde Menfi e, kimi yorumlara maruz oluyor. Fakat e, sizin de ustanız olan, bizim de ustamız olan Necati Gil, Behçet Necati Gil edebiyatımızda isimler sözcüğünde ee, çok başka bir şekilde kucaklıyor Peyami Safa'yı değil mi? Evet. Beşir Bey'den sonra en güzel kısa ama en özlü bilgiler Necati'dir. Necati Ve Necati Gil Peyami Safa'nın herhangi bir romancı değil, herhangi bir yazar bir edebiyatçı değil, çok önemli bir yazar olduğunun çok bilincinde olan birisi. Yani hem kendini Peyami Safa'nın kendini nasıl yetiştirdiğini değer değer değerlerde biliyor. Bir yandan da bütün o bilgisini bize aktarırken alçak gönüllü bir şekilde anlatmayı tercih ettiğini anlıyoruz. Peygamber Safa'nın bu da önemli bir şey. Ben neler biliyorum demiyor. Hı hı. Pekala diyebilir. Okuyucunun gözü aslında inmeyi başarıyor bu anlamda değil mi? Okuyucunun çok üstünde hı hı. E, bana bir başka bir şey hatırlattınız rahmetli Kemal Tahir Peyami Safa'yı pek sevmezdi, malum sebeplerden pek sevmezdi ama şunu hep kabul ederdi ki Peyami Safa bir şey anlatırken onu herkesin anlayabileceği açıklık durulukta anlatmıştır, berrak berrak anlatmıştır. Berrak anlatmak için de bir insanın bir şeyi hakikaten sonuna kadar çok iyi bilmesi gerektiğini söylemişti rahmetli Kemal Tahir. O oradan bak, bak yaklaşırsa Peygamber Safa kendi kendine öğrenmiş her şeyi. Yabancı dili kendi kendine öğrenmiş. Neredeyse yazmayı kendi kendine öğrenmiş. Çünkü, yabancı dil konusunda Peride Celal'in de daha önce yalnız okurlar içinde konuk ettiğimiz Peride Celal'in de hocalarını yapmış. İlk hatırlatsınız Peride Hanım da Fransızca öğretmeniymiş. Evet. Annesi Fransızcıymış. Peyami Safa ve Peyami Safa birçok insan Peyami Safayı Peydahan Safa çok yakından tanırdı ve Peydahanın kuşa Peyami Safa hakkında bazı kırgı, kırıcı şeyler söyler. Peydahan hiçbir zaman bunu söylememiştir. Kaç defa ...bilhassa... genç insanlara daima yardımcı olmaya, onların yolunu açmaya çalıştığını. Yalnızca Peydahan ondan Fransızca ders almış o hakkı. ama Feridan ondan edebiyatla da, da nasıl hikaye nasıl yazılır onu, onu da öğrenmiş. Onu öğretmek istemiş Beyan Safa. Yani öyle öğretmek kendiliğinden o dost, doğal gelişen dostlukta. dostlukla. O vermiş. <laughs> Yazmaya devam et. Çok güzel yazıyorsun. Çok başarılı olacaksın falan filan. Bana Peri Perdam şey demişti. Belki ondan sonra hiç kimse bana dövüşü beyan beyan Safa kadar beni kimse övmedi demişti. Yani insanı bazen de övmekten iyi etmiyor. İşte muhakkak ki kavgasız olduğu dönemde Nazlı onu da çok övmüş. Hı, hı. Ee, yani, e Aynı şekilde Said Faik Abasyan'ı edebiyat dünyasında ilk tanıtırken yani ilk, ilk, yazıyı evet. Ilk... Safa yazıyor. Evet. O da, o, bakın onu atladım. Çok önemli bir şey değindiniz. O da çok önemli bir şey. Said Faik'in ilk hikayeleri hakkında o de, o dönemde bir öykü yazı yazmak çok zor bir şey. Rizik rizik bir şey. Yani iyi, iyi, bambaşka bir hikayeyle çıkıyor okurların karşısında değil mi? Ba, ba, bambaşka bir hikaye. Hikaye bile değil. Yani düz, düz yazı şiiri. O güne kadar görülmemiş bir dünya diyelim. Bir şey. Beyan Safa onun büyük, çok büyük bir bir ayrı sanatı olduğunu İlk defa ki, ve bunu hiçbir zaman ya, ben yaptım da dememiş. Sonrasında kadar... olsa belki kavga etmiş, sonrasında belki yolları ayrılmış fakat bunu ben yaptım, öne ben de, çıkardım falan diye bir e, kullanımı yok sonrasında. Evet, sonra kavga bence bu kavgaların dövüştüğü, bu artık yaşım 80'e geliyor yaklaşık benim, 6 yıl sonra 80 yaşında olacağım. Bana evet. öyle, teşekkür ederim. Ee, bana öyle geliyor ki bu, bu kavgalar insanların birbirini haksız yere çekememek. Bir herkes birbirine, birbirine, düşmanlığından kaynaklanıyor. Ve düşünün Cahit Sıtkı Bey ile Peygamber Safa arasında ne olabilir? Cahit Sıtkı Bey onun hakkında fevkalade çok genç bir yazar, şairken çok güzel bir kitap yazmış. Ondan sonra ne olur Bu kavga Bu, bu noktaya geliyor. Bunlar insanların, küçük insanların birbirlerine çekememelerinin e, yarattığı şirkinlikler. Yani do, do dostlukları bozmak, insan insanca yaşanacak şey, bir takım hisleri kirletmek için maalesef hepimiz de kapılıyoruz zaman zaman. Selim Beyciğim süremizin sonuna yaklaşırken Peyami Safa'nın Beyaz Perde'ye sinema dünyasına da yansımalarından bir iki küçük notla da olsa bahsedelim istiyorum. Siz Cumba'dan Rumbaya ile perdeyi açtınız. Ben de bir iki küçük notla aktarım yapayım sonra da sizin son değerlendirmenizi de bitirelim dilerseniz. Tabii. Peyami Safa'nın önemli eserlerinden biri Sözde Kızlar. Yine Server mahlasıyla yazdığı Sözde Kızlar. Edisun ve e, Filiz canlandırmasıyla beyaz perdeye yansıdı. Ben seyretmedim dedim Allah bu kadar iyi bir seyirciyim. Evet. kaçırmışım. Evet. Evet. Bir de 9. Hariciye Koğuşu var not olarak iletebileceğim. Bu kez de Hülya Koçyiğit'le Kartal Tibet'in... canlandırmasıyla beyaz perdeye yansıdı. Onu hayalini yani hatırlıyorum. Acar filmin yapımıydı öyle hatırlıyorum. Hı hı. Bir, 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 bir duyarlı bir acı bir filmdi. Bu anlamda sadece gazete sayfalarında, kitap yaprakları arasında değil, beyaz perdeye de taşınmış önemli Peyam Safa eserleri var. Bir de son dönemde bir Cingöz Recai'yi e, tekrardan Çok emek verildi o zaman ona. Evet, tekrardan bir Atmosfer yaratmak için tekrardan beyaz perdeye e, yansıtıldı. E, Bugün dizisiyle buluşturuldu. E, bu anlamda da az önce dediğim gibi eee beyaz de Peyam Safa'nın çok önemli katkıları var. Ama ben bu konuşmamızı bu Peyam Safa ile sohbeti Beşir Bey'in eseriyle bitirmek istiyorum. Lütfen, lütfen. Kabul, kabul ederseniz Peyami. O kolay bir e emek değil. Ee, Peyami onu yazdığı vakit Beşir Bey, yol, o elinizdeki kaç, kaç, kaçıncı baskı? Her baskı, baskıda yeniden değerli yazmış, e yeni eklentiler yapmış. Çok büyük em emektir. Ve onu yaptığı yazdığı yıllarda Peyami Safaik yı neredeyse artık kimse yok sayıyordu. Anmak bile istemiyordu. Tek başına Beşir Bey on, o kitabı yazdı. Alt başlıkta şu hayatı, sanatı, felsefesi, dramı. Drama. O, o, drama çok acı. Evet, evet, evet. Yani bir, bir, anlam ben Çolpan İlhan'ın dolayı Server ve tanıdım ama Beşir Bey say, sayesinde Peyami Fahit'i tanıdım. Onu söylemek isterim. Selim Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Bize Peyami Safa'nın dünyasında dolaştırdınız. Tam dolaşamadık. Başka bir programda tekrar... 500 eserden bahsediyoruz <laughs> Selim Bey. Yani tam dolaşmak mümkün olur mu? En azından o ruhunun, o eserlerindeki ruhun genel çerçevesini bize yansıttığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hatınızı sağlık. Yalnız okurlar için de Peyami Safa'yı konuştuk. Selimler'in dünyasından, Peyami Safa'nın dünyasına bir pencere aradık. Bir sonraki programda bir başka yazarla, belki başka yazarlarla Selimlerin Dünyası'na görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.